aklında iyi. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli. Sizleri aziz tamaşaçılar, istekli seyircilerimiz, Antalya'nın tek televizyonu Kanal V'den sizlere selam getirmişim. Evet, birbirinin değerli konuklarımızla yine programdayız. Maalesef üzüntülü başlıyoruz biraz çünkü şehit haberlerimiz var. Biz de bugün de yayını iptal mi edeyim, etmeyeyim diye artık kararlaştık ki iptal etmeyeyim. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz yayını iptal etmiştik depremden dolayı. Allah'ım ölenlere rahmet eylesin, kalanlarımıza da sağlık dilerim. İnşallah Türkiye'mizin başı daha güzel işlerle karışır da bu gündemde olan haberlerle olmaz. Evet, sevgili seyircilerimiz, Antalya'da bugün çok büyük bir yağmur vardı. Hepimiz yağmurla yine de yetiştik kanala. Ben de dün Alanya'dan gece geldim. Bugün de hepimiz yağmurla buraya geldik. Allah'ın rahmeti diyorum. Sözü fazla uzatmıyorum. Konuklarımıza bir hoş geldin diyeyim. Ondan sonra da programımızın akabinde güzel eserler ve şiirlerle sizlerle beraber olacağız. Hoş geldiniz Süleyman Güzel. Evet. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şair, yazar Süleyman Güzel. Evet. Güzel şiirleriniz var. Dostlarımız öyle addediyorlar. Evet. Şair, yazar olarak addediyorlar. Bir de derneğimiz var. Uluslararası var. Gençlik, Kültür ve Sanat Derneği. Evet. Bir yıllık bir dernek ama bir yılda, bir yılın içerisine, hatta 6 ayın içerisine izin süreçleri, işte koşturma süreçlerinin ardından bir sürü de etkinliği, bir sürü sanatsal sergiyi, bir gençlik şölenini sığdırmış ve birçok dernek ve federasyonla işbirliği yapan bir uluslararası gençlik derneğinde yönetim kurulu başkanıyım. Çok güzel. Bu minvalde hala köşe yazıları yazıyoruz gazetelerde. Aynı şekilde kitabımız çıktı yine. Üçkağıtçı Melekler isimli bir romanımız çıktı yakın zamanda. Sözüm balına kesiren. Evet, buyurun. Hakan'dan Uğur'u da tanıtım. Ondan buyurun. Sonra sizinle devam edeceğiz. Gitaristimiz benim sağ oğlum diyeyim. Hakan Cemil Süslü İstanbul'dan ayağın tozuyla geldi. Güzel altyapısını hazırladı. Onu da bugün dinleyeceğiz inşallah. Hoş geldin Hakan'cığım. Hoş buldum abi. Nasılsın? Teşekkürler Süslüm. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Uğurcuğum, kara gözlü. Merhaba. Yüzü gören cennetlik. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Siz de sormalı. Şükür biz de iyiyiz abla. Sizin böyle burada cüt görmek beni çok gururlandırır. Çok evet. Lezzet eliyor. Çünkü 200 beraber olduğumuz mu ben havalarda uçuyorum. Teşekkür ederiz. Güzel provalarımızla devam edeceğiz. Güzel evet. Bilim eserler hazırladınız. İnşallah programın akabinde yapacağız. Dilerim bir başlayalım mı bir şeyler? Olur. Ne var olur. Sırada? Daha Süleyman Bey'e çünkü yazarlar, şairler biraz çok konuşkan olurlar. Biliyorsun sıra gelmez size. en iyisi sizden başlayalım. Ondan sonra Süleyman'a söz verelim. Hay hay. Hay hay. Ne olmasın? En düşük bir şey şarkısı yapalım. İyi buyur söz sizde. Kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Ne yaptımsa seni unutamadım.
yaptımsa seni unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her şeyde sen varsın unutamadım. Benimki bitmedi anlayamadım. Bu aşktan hayır yok unut dediler. Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Kimler var şimdi kalbinde? Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde? Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her şeyde sen varsın. Ağzına sağlık, çok güzel. Ellerine sağlık Bursum, sen de. Unutamayacaksın tabii de. Sevdiğimi unutulmaz yani. Ben 22 yıldır sevirem, unutmuram da. İnşallah siz de güzel güzel, Allah'ım hepinize hayırlı eş nasip etsin. Ben hep gençlerimize öyle dua ederim. Bekarsız çünkü. İnşallah güzel eş nasip eder Allah'ım. Yağmurlarda çoklu dua edin, Allah kabul eder. Tamam mı? Evet, şimdi sözü verelim Süleyman Bey'e. Gençlik Derneği'nin başkanı, şair yazar Süleyman Güzel. Şimdi kitabınız çıkmış. Kaç tane kitabınız çıkmış? Burada gören bize hediye getirmişsiniz bayağı. Gösterebilirsiniz kitabı. Şöyle biraz bahsedeyim. Öncelikle sizi tanıdığım günden bu yana çok mutluyum. Çünkü kıpır kıpır cıvıl cıvıl bir sanatçımızsınız. Teşekkür ederim. Hem Türkiye'mizi hem Türk dünyamızı kültür ve sanat açısından çok önemli bir şekilde temsil ediyorsunuz. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gençlerimizin size hediyesi var. İlerleyen zamanlarda onu takdim edeceğim. Sizlere kitap getirdim. Çünkü bizim yükümüz kitap. Evet. Bizim hediyemiz de kitap olur. Evet. Dolayısıyla okumaktan keyif alacağınızı düşündüğüm Üçkağıtçı Melekler kitabımı getirdim. Çok güzel. 2018 yılında çıkarttık kitabımızı. Eğlenceli bir kitap. Kemal Sunal'ın, rahmetli Kemal Sunal'ın filmleri gibi. Hem ders veriyor hem de güldürürken düşündüren bir roman. Dolayısıyla 2013 yılında Gurbetleri Bitir de Gel adında yine aynı şekilde bir kitabımız çıkmıştı. Kitabımız şiir ve deneme üzerine, köşe yazılarım üzerineydi.
İçinde 17 tür şiir bulundu. Sağ olsun Gonca Aydemir editörüm hassas ve titiz bir çalışmayla iki kitabı da güzel bir şekilde yayına sundu. Hazırladığımızda yine 7 tane kitap var. Yine fırsat buldukça bakanlığımızın aracılığıyla, Kültür Bakanlığı aracılığıyla çıkartacağız. Fırsat buldukça da imza günlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanında sizin de söylediğiniz üzere Türkiye'mizde acı haberler geliyor. İdlib'den, Türk dünyasından acı haberler geliyor. Başta şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize şifalar diliyorum. Amin. Ve tüm dünyamızda nerede canı yanan varsa Rabbimden acil yardım diliyorum. Şifalar diliyorum. Amin. Rahmetler diliyorum şehitlerimize. Tüm Türk dünyası şehitlerimize rahmetler diliyorum. Dünyamız ciddi anlamda zor dönemler geçiriyor. Biz şairler, yazarlar, edebiyatçılar ve sanatçılar da birlik olup, birlikte çalışmalar yapıp bunu elimizden geldiği kadar bu konularda iyimser bir şekilde destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz derneğimizin çalışmalarından bahsedeyim hemen kısaca. Kepez Belediyesi işbirliğinde yakın bir dönemde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bir gençlik şöleni yaptık 1000 kişinin katılımıyla. Gayet coşkulu iki gün hem kültür sanat gezisi olan hem içinde şarkıcılarımızın, türkücülerimizin, şairlerimizin sunumları olan ve birçok ülkeden sanatçılarımızın, ressamlarımızın katılımıyla bir de karma sergiyle birlikte büyük bir organizasyon yapmış olduk. Avrasya Sanat Kültür Edebiyat Bilim Federasyonumuzun yine destekleriyle. Buradan tüm dostlara selam gönderiyorum. Bizi destekleyen Muratpaşa Belediye'mizin büyük destekleri var son zamanda. 5 tane peş peşe uluslararası kültür sanat sergisi yaptık ve sergilerimiz devam edecek. Şölenlerimiz, gençlik şölenlerimiz devam edecek. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde dernek binamız B blok 100. Bizim Azerbaycan Dayanışma evet, Kültür Derneğimiz orada, komşuyuz. Zaten Muratpaşa Belediyesi'ne de çok buradan teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, desteklerinden dolayı. Çok güzel destek veriyor. Bayağı geçen sene çok güzel konserlerimiz oldu onlardan. İnşallah bu sene de devam edeceği. Gerçekten de harika bir festivaller, törenler olur. Hemşinin de Konyaaltı Belediyesi'nde evet. de oldu. Çok güzel yani. Antalya bu konuda çok güzel. Yani seviyorum Antalya bu yine konuda. Yine Antalya'mızın güzel yani. Farklı belediyelerinde ileriye yönelik projelerimiz var. Sürpriz olsun. Hı hı. Çünkü anlattığımız zaman işin sihri kaçıyor. Büyüsü aynen, bozuluyor. Aynen bizde de öyle sürpriz çok. Biz de ilerleyen zamanlarda sürprizlerimizi dostlarımızla paylaşacağız. Şu an hazırlamış olduğumuz bir ses yarışmamız var. Hı hı. Artık bunu Şubat ayında aradan çıkartmak istiyoruz. Ha, kaç ayda bayağı her yerde görüyorum ayda, yani. Evet, Antalya'mızın her yerinde Muratpaşa Belediye'mizin asılı. Desteğiyle 2 metreye 3 metre boyutunda afişlerimiz asılı. Var, evet. Ve gayet güzel çalışmalar yapıyoruz ekibimizle birlikte. Antalya'da bizim Uluslararası Gençlik Kültür Sanat Derneğimizin Sanatsal Faaliyetler Başkanımız Hasan Safran'ın öncülüğünde hı hı. ve yine aynı şekilde orkestra şefimiz Mahmut Usta'nın öncülüğünde ses yarışmamızı başlattık. Ahmet Turgut yöresel sanatçımız, onur konuğumuz bizim. Hem de jüri üyemiz olacak. Çok yine güzel. Aynı şekilde Musa Yenilmez Üstad var. Ankara'da geçen hafta Afyon'da konuklarıydım Kanal 3 TV'de. Evet, o dostlarla birlikte güzel bir program yaptık. Mehmet Öcal hocama buradan ve Ebru İlhan hocama çok selamlar gönderiyorum. Selam onlar da şu anda başka illerde programdalar. Çok keyifli bir program geçirdik. Ve Ebru İlhan hocamla Mehmet hocam da yine programımızda onur konuğumuz ve jürimizde olacaklar. Çok güzel. Çok başarılı isimlerle gençlerimize muazzam bir ses yarışması hazırlıyoruz. Tam yarışmadan kim birinci çıkarsa programa tabii, konuk alırız. Şöyle yarışmamızın birincisine, ikincisine, üçüncüsüne plaket vereceğiz sahnede. Hı hı. Ve derneğimizin daimi sanatçıları olarak yaptığımız her etkinlikte sahne alma imkanı vereceğiz. Hı hı. Ve ilerleyen zamanlarda da yine aynı şekilde gençlerimizin albümlerini yapacağız. İnşallah. Ve akabinde ilk 30'a giren, derecede ilk 30'a giren yarı finalistimize de hem bir koro kurup, bir Türk Halk Müziği korosu kurup hı hı. Hem de şan, nazariyet ve nota eğitimleri üniversite destekli hocalarımız tarafından yine Hasan Safran hocama, Mahmut hocamın öncülüğünde, Mahmut Usta hocamın öncülüğünde başarılı çalışmalar yapacağız ve gençlerimize, türkü gönüllülerine, Türk Halk Müziği gönüllülerine de eğitimleri hocalarımız tarafından verilmiş olacak. Çok güzel. Diliyorum ki buradan bütün Antalyalı gençlerimize sesleniyorum. Sesine, sazına, türküsüne güvenen gelsin. Sloganımız da şu, türkünü söyle,
kültürüne güç kat. Gelsinler, kültürümüze hep birlikte güç katalım. Kültürümüzü hep birlikte güçlendirelim. Çünkü türküler bizim özümüz. Türkülerimiz olmazsa özümüz de olmaz. Gelsinler, türkülerini hep birlikte söylesinler. Bir koro kuralım. Şimdi Antalya'dayız ama ileride bütün Türk dünyasında etkinlikler yapacağız. Ve bütün ülkelerde, bütün illerde aynı şekilde etkinlikler, organizasyonlar yapacağız. İnşallah. Gelsinler, katılsınlar ses yarışmamıza. Kendilerine güvensinler. Birlikte başaralım. Allah'ın izniyle de güzel bir organizasyon çıkartalım. Yarışma ne zaman bitiyor? Şöyle, katılabiliyorlar mı? Ayıklarımız devam ediyor şu anda. Biz Şubat 15 gibi ön elemeleri başlatmayı düşünüyoruz. Yani bu ay... Yani hala mesela tabii. Şimdi programımızı izleyenler katılabiliyorsunuz yani. Şu anda kayıt gidiyor. Tabii şu an ben hemen telefon numaramı vereyim. 542-667-0170. Tekrar edeyim. 542-667-0170 telefonunda bana ulaşarak kayıtlarını, ön kayıtlarını yaptırıp gelip bir kayıt oluşturup bir Instagram bilgi formu. Instagram adresinizi de söyleyin, siz oradan bulursunuz. Süleyman Güzel 544. Yine aynı şekilde Facebook adresimde Süleyman Güzel olarak kayıt. Hem Instagram'da etiketli logolarımız var. Sevil ablamızdan da bize ulaşabilirler. Aynen. O bana Garab alam der, ben ona Gara ablam derim. Sağ olsun. Sizlerin huzurunda bir kere daha ablama teşekkür etmek istiyorum ve Kanal V'ye teşekkür etmek istiyorum. Bizi burada ağırlayıp bize bu şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Buyurun söz sizde. Evet, teşekkür ettik. Bayağı doya doya konuşabildiniz. Evet, sizin de dediğiniz gibi biz biraz geveze oluruz. Konuşmayı severiz. Ben hiç kesmedim dedim ki konuşmayı bir yerine dursun. Evet, şimdi Hakan'ın Direm İstanbul'dan getirmiş olduğu güzel senin hele klip çekmedik de beste ve bir altyapı hazırlamışsan. Onu hazır mısın? Yapalım mı? Yapalım değil mi? Emre'ciğim hazır herhalde bizde. Hakan'ın bestesini göre İstanbul'dan ayağın tozundan geldin. Bari besteyi de halkımıza duyuralım değil mi? Ondan sonra da Süleyman Bey'e deriz ki şiirlerini söyler. Gece hangi şehrin katili bu kahır sararmış bir yaprak gibi düşerken dalından son hecemde sen sararmış bir yaprak gibi düşerken dalından son hecemde sen. Söyle, söyle, bilmediğim bir şey mi var? Söyle, söyle, kim için bu gözyaşların? Gözlerin dolar gider, bakmaya doymadım. Uzaklaştın her adımda, peşinden varamadım. Söyle, söyle, bilmediğim bir şey mi var? Söyle, söyle, kim için bu gözyaşların? Gözlerin dalar gider, bakmaya doymadım. Uzaklaştın her adımda, peşinden varamadım. Müzik
neden hırçınsın bu kadar? Gece hangi şehrin katili bu kahır? Sararmış bir yaprak gibi düşerken dalından son hecemde sen. Sararmış bir yaprak gibi düşerken dalından son hecemde sen. Söyle, söyle, bilmediğim bir şey mi var? Söyle, söyle, kim için bu gözyaşların? Gözlerin dalar gider, bakmaya doymadım. Uzaklaştın her adımdan, peşinden varamadım. Söyle, söyle, bilmediğim bir şey mi var? Söyle, söyle, kim için bu gözyaşların? Gözlerin dalar gider, bakmaya doymadım. Uzaklaştın her adımda, peşinden varamadım. Bakışların gamlı, bu gece düşen her damla bin diken oldu yüreğimde. Solmuş bir gül olsam da sana susamışlığımla fazla bize bu kadar üzün. İsterdim ki hep beraber olalım, bu dünyaya karşı ayakta duralım. Sarılarak sımsıkı ağlayalım. Bak sevgilim, bu gecede bulutlar ağlıyor ayrılığımıza. Ama biliyorum çok geç olmadan döneceksin. Çünkü fazla bize bu kadar üzün bu hırçın gecede. Harikasın, çok güzel olmuş. Gerçekten güzel altyapı hazırlamışsın. Altyapıyı kiminle hazırladın İstanbul'da, onu da söyleyebilirsin. Tuğrul Karataş'la hazırladık. Kendisi eskiden de bu işleri yapıyordu yani. Evet. Tanınan birisidir. Evet. Şimdi biraz yaşından dolayı pek ilgilenemiyor. İyi, yine seninle güzel ilgilenmiş. Benle ilgilendim. İyi, rica ederiz, biz için de yapın. İnşallah söyleriz. İnşallah. Yapar yani. Çok güzel olmuş yani, harika olmuş. İlk de programda yayınladık zaten. Buradan teşekkür ederim i̇nşallah kendisine de. Klipi de yaparız. İnşallah. Kanal V'yle beraber inşallah, inşallah yaparız. İnşallah. Bize klip de yayınlanır Antalya'mızdan. Yani size selam getirmişim mi? İlk klipi olur yani. Benden önce seninkini başlatalım dedi. Sen nasıl olsa altyapı hazır artık. Altyapı hazır. Çok güzel, harika yani. Gerçekten güzel olmuş. Ağzına sağlık. Yeni besteler, yeni sözler bekliyorum. Eşimin bir şiirini getirdim, vereceğim sana. Bir beste yaparsın. Onu anons indi, okuyarım birazdan. Olur, olur. Neden olsun? Yolda iki tane daha beste var şimdi. İnşallah onlar da çıkarsa. Güzel, güzel, harikasın. Yani gençlerden böyle gördüm mü zaten seviyorum yani, biliyorsunuz. Sanatın içindeyiz zaten. Şiir, beste birbirini tamamlayan bir şeydi. Şiir olmasa beste olmaz. Tabii. Beste olmasa şiir olmaz. Ne şarkı çıkar ne türkü çıkar. Ona göre ikisi beraber birleşir ki bugün de cümbüşümüz hem şiir hem türkülerimizdir. Hem slow eserler. İndi de diyelim sözü Süleyman Gözel'e vereyim. Siz de altyapıyla güzel bir artık eşlik tabii yaparsınız. Eşlik yaparız. Süleyman Bey'e güzel bir şiir. Bir Urfa şiiri okuyalım dilerseniz. Heh, hazır, Urfalı Süslüm de Urfalıdır. Urfalımız burada. Nasıl olsun yani, bir Urfa şarkısıyla mı girsin? Olur, Urfa türküsü olursa daha güzel olur. Bir Tanrı'dan dedim. Olur, olur nasıl uygunsa. O zaman başlangıç şiirle yapalım, biz melodisine girelim. Şarkı sonra. Hı hı, olur. Hay hay. Masımdır, bebahtır hoyra gazeller. Cinliginden vurulmuş o mehleler.
Yusuf tutan konağın süslü kenneler. Gel bir ye, oynarak hep çayda çıra. Şanlıurfa'ya gel, er bu huzura. Kebabı, cigörü, şu çiğ köftesi öyle hoş olur ki isot dökmesi, soğan, yuha, dürmük yapıp yemesi ayrı bir kültürdür Urfa'da mırra. Şanlı Urfa'ya gel, er bu huzura. Halilür Rahman'dır balıklı gölü, seherde açılır goncadan gülü. Hazreti İbrahim atamın yolu. Yusuf buradan sultan oldu Mısır'a. Şanlıurfa'ya gel, er bu huzura. Eyüp peygamberin o kutlu sabrı aleme şifadır, aleme şifadır Mevlam'ın kadri. Bu suda yok oldu nicenin derdi. Eyüp'i gör, ulaş bu sırra. Şanlıurfa'ya gel, er bu huzura. Anlatmakla bitmek güzelliklerin, Harran'da görülür özelliklerin, Halepli bahçede mozaiklerin, sipahi pazarda secdeye dura. Şanlıurfa'ya gel, er bu huzura. Fırat'ı Dicle'yi bir bir geçerken, Halfeti'de kara güller açarken, Tetek dağlarında kuşlar öterken, Fırfırlı camide duaya dura. Şanlıurfa'ya gel, er bu huzura. Süleyman'ım, hayranım vatanıma. Cennet toprağından şehit kanıma. Dünyayı deviren savaşlarıma şahit mi ararsın, kulak ver sura. Şanlıurfa'ya gel, er bu huzura. Yeah.
bak aman aman dizinde yatma. Değer dünya malına bir kara kaşın, bir kara gözün. Çok güzel, çok güzel, harikasınız. Siz de güzel söylediniz. Çok güzel bir bağlama oldu yani, harika. Şiirden sonra güzel ya, bir... Böyle bir Urfa'ya gittim geldim ben. Yani. Evet değil mi? Yani bayağı bir... Süleyman Bey de duygulandı, siz de ben de. Hepimiz Urfa'yı gezdik. Yakında çıkacak olan bir Urfa şiirleri antolojimiz var. Hı-hı. Ben hiç Urfa'ya gitmedim. Evet. Çok istiyordum Urfa'ya gitmeyi ama... Rabbim ben de beni, gitmedim. Rabbim beni şiirimle, yazdığım şiirle Urfa'ya götürdü, gezdirdi. Aynen. Yani ruh olarak gitmiş oldum. Dediler ki kalemine güveniyoruz, bir Urfa şiiri de sen yaz, senin de antolojide bir şiirin olsun. Dedim hı-hı. Ya kalemle olmaz ki bu iş, yaşamak lazım, görmek lazım. Yaptığımız araştırmalarla, izlediğimiz belgesellerle, dostlarımızın anlatmasıyla Rabbim bize bir Urfa şiiri nasip Allah etti. Allah kalp gözünü açtı, çok oraları da, gördün yazdın. Çok da güzel oldu. Böyle de bir Urfa şiirimiz oldu. Kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Sesine, gönlüne sağlık. Ben şey sandım yani, gidip gezdiniz, gördünüz falan sandım. Yoksa evet. Hani o sözler oradan çıkmaz yani. Evet. Yani memleketimizin, şiirde de bahsettiğim gibi, memleketimizin her köşesi cennet. Ayrı bir cennet bağı. Sadece Türkiye'miz değil, Türk dünyamızın her köşesi ayrı bir cennet bağı. Gitmek lazım, görmek lazım, yaşamak lazım. Hissetmek lazım. Süslüm burada bizi gezdirsin Urfa olması. Evet, inşallah. İnşallah. Sözlerinizi balla kesirem. İşaret edinler arkadaşlarımız ki reklam aramızda. Ne diyelim arkadaşlar? Değil reklam arası, ekmek parası. Bizim de boyumuz kıldan ince. Mücahit Demirel'in hazırlayıp sunduğu, dini konuların ele alındığı, hoş sohbetlerin yapıldığı İslam ve İnsan her perşembe saat 16.30'da sizin için Antalya'nın tek televizyonu Kanal V'de. Antalya Göksu'da Kazancı İnşaat Güvencesi ile yepyeni bir yaşam alanı. Sardunya Evleri. Erken davranan fırsatları yakalıyor. Bilgi almak için hemen arayın. 532 524 5390. Rahat, konforlu ve modern mimarisiyle mutlu bir hayatın kapılarını aralayın. Kazancı İnşaat, kalite ve güven asla tesadüf değildir. Şehir gürültüsünden uzak, nehir kıyısında muhteşem manzarasıyla Lemon Park House tam size göre. Canlı müzik eşliğinde akşam yemeği, hafta sonu açık büfe kahvaltı.
Sakin bir ortamda kendisine vakit ayırmak isteyen herkesin uğrayacağı Lemon Park House, güler yüzlü personeliyle misafirlerimizi bekliyoruz. Lemon Park House, Liman Mahallesi, Sarısu, Konya altında. Telefon 0242 259 08 74. Yörük kültürü bu programda yaşatılıyor. Belenli Mustafa ile Gönül Dağı programına bu hafta Burdur Yaren Gecesi sanatçıları Murat Güler, Ahmet Çarkı, Adnan Akboz konuk oluyor. Belenli Mustafa ile Gönül Dağı bugün saat 20'de Antalya'nın tek televizyonu Kanal V'de. Türkiye'nin mega projesi Sur Yapı Antalya'da Turkuaz sitesi son etabı satışta. Üstelik şimdi peşinatsız, ara ödemesiz 0.69 vade oranıyla sade taksit ödeyerek ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. 72 yaşında gençlere taş çıkardı. Şu yaşıma kadar ne mekik çektim ne de şınav. Bir gün Dijitürk ailenin yıldızı paketi aldım. Komedi gırla gülüyorum. Gülmekten yerlere yatıyorum. Karnım ağrılar giriyor. Bir gün bir baktım. Sonuç bu. Baklava. Gülmekten kara kası yapmışım. O günden beri her yere güle güle gidiyorum. Dijitürk'ten inanılmaz paket. Ailenin yıldızı. Yüzünüzü güldürecek diziler, filmler, belgesel ve çocuk kanalları, Premier Lig ayda sadece 20 lira. Hemen arayın, kahkaha dolu Türk filmlerini ve Süper Lig maçlarını bir ay hediye edelim. İnanılmaz haberler devam edecek. Dijitürk'te gelecek, devamı gelecek. Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder. Bitkilerin en sağlıklı yönlerini öğrenip yepyeni faydalı bilgilerle tanışabileceğiniz, tabiatın bizlere sunduğu olanakları keşfedeceğiniz program Bitkilerin Dilinden, Hüseyin Yumakoğulları'nın sunumuyla evlerinize konuk oluyor. Ben Hüseyin Yumakoğulları. Bundan bile her cuma Bitkilerin Dilinden programı ile kanal ve ekranlarında sizlerle beraber olacağım. Telefon bağlantılarıyla bizlere ulaşıp sorularınızı yönelteceğiniz program her cuma saat 19.30'da Antalya'nın tek televizyonu Kanal V'de. Ambalaj atıkları ayrı toplanmış Mehmet Bey. Evet, apartman sakinlerimiz bu konuda çok duyarlı. Hafta boyu ayrı biriktirdikleri kağıt, karton, plastik, metal kompost atıkları bu torbalarda bana teslim ediyorlar. Ben de biraz sonra belediyenin toplama aracına vereceğim. Cam ambalaj atıklarını ne yapıyorsunuz? Apartman sakinlerimiz ayrı biriktirdikleri cam atıklarını mahallemizde bulunan cam kumbarasına atıyorlar. Size ve apartmanınıza geri dönüşme verdiğiniz destekten ötürü yürekten tebriklerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim Zahide Hanım. Mahallemi seviyorum. Geri dönüşümü destekliyorum. Unutmayın, apartman göreviniz yoksa bu sorumluluk size düşüyor. Hadi siz de hayatı sevin, geri dönüşüme destek verin.
Her yıl Nisan ayının 3. pazarı kitap hediye etme günü. Daha çok okuyan bir Türkiye için sen de bir kitap hediye et. Benden sana, senden okuyan Türkiye'ye. Kanal V'de size selam getirmişim. Bütün hızıyla devam edir. Şimdi diyelim ki dünen Azerbaycan'dan arkadaşımızın, bizim de değerli sanatkarımızın güzel bir klipi yayınlandı. Benim de babasını tanımış olduğum Bakü'den. Vakti zamanında 22 sene önce Bakü'deyken Folklor Sarayı'nda oratör olarak çalışırdım. Saz söz sanat ustalarımız var idi. Onlarla hepsi beraber idik. Vüqar Ahmetli'nin kızı Alma Hanım Ahmetli'nin güzel bir klipi yayınlandı. Ben de ona sürpriz olarak dedim ki bugün programda yayınlayayım. Güzel eserdir. Daha önce Yıldız Turdayev'in ifasında dinledim. Çok eskilerden bir eserdir, Kara Gözlüm. Şimdi hazır bilirim, Yunus Emre hazırlayıp biz için. Onu hep beraber sizlerle izleyelim. Buradan da Azerbaycan'a selam göndermiş olalım. Alma Hanım Ahmetli'nin ifasında Kara Gözlüm. Evet, 8 seyircilerimiz buradan Alma Hanım'a da teşekkürlerimizi bildiririz. Saz ekibine de teşekkürlerimizi bildiririz. Hatta Uğur'la Hakan'a da dedim, bakın dedim gördün, bir tarafta saz, bir tarafta da gitar. Sizler de hem aziz dostum hem nazende sevgilim. Zaten prova yapıyoruz sizlerle. İnşallah ilerleyen zamanlarda onlarla da okuyacağız. Alma Hanım Azerbaycan'da bütün yarışmalardan birinci çıktı. Muğam'da da birincidir. Ve çok güzel de seviliyor. Dünen yayına girdi, hemen de bayağı tutuldu. Bilmem ki Yıldız Turdayeva'yı da onu çok dinledim. Şimdi Alma Hanım'ı da dinleyeceğiz. Buradan tekraren Azerbaycan'a selamlarımı, saygılarımı gönderen ve Yunus Emre altyapı hazırlamış aziz dostumu ve Süleyman Bey de bize güzel, ona uygun bir güzel şiirle devam edecek. Bilmem kime sual etsem bu aşkın sulh yolunu. Seferiyim, geliyorum, haydi sen de çık yola. Kır o zalim inadını, bozalım bu oyunu. Özlemini biliyorum, haydi sen de çık yola. Efkar az gelir, efkar az gelir yoluma, hasretinle bomboşum. Yetmez, yetmez o meyler elime, sevgin ile sarhoşum. Kızamazlar ki dilime, sensizlikle nahoşum. Hüzünleri eliyorum, haydi sen de çık yola. Bütün durakları bir bir atlasan, geçip gelsen, o ipeksi saçlarını koklasam, öpüp sevsem. Yakıyor kor yüreğimi, bir anlasan, bir bilsen. Esenlikler diliyorum, haydi sen de çık yola. Thank you.
küsüp incide yat kimi ayrılıp gittin elimden. Aziz dostum benden küsüp incide yat kimi ayrılıp gittin elimden. Gittiği yolları ot basıp indi. Yolları ot basıp indi. O gidip kalmışam hasretinde ben. O gidip kalmışam hasretinde ben. Nece neme deyip nece söyleyeyim. Dost gidip özüme gelebilmirem. Söyleyeyim dost gidip özüme gelebilmirem. Öyle bir ellerim yok olup benim gözümün yaşını silebilmirem. Öyle bir ellerim yok olup benim gözümün yaşını silebilmirem. Teşekkür ederim. Altyapı biraz bana uygun değil. Özünüz de bilirsiniz zaten. Şimdi sizlerle çalışıyoruz. İnşallah Uğur artık yeni zaten başladı aziz dostumu çalışmaya. Bitirirsin. Burada sizlerle yani sizin eşliğinizde canlı
ifanı ve ben zaten şimdi canlı okudum ama altyapı biliyorsunuz bana uygun olmadığı için bir iki yerinde farklılık emele geldi. Artık mecbur bu altyapıyla okudum bugün. İnşallah siz bitirin çünkü Nazen'de sevgilimi bayağı yaptık. İnşallah vakit olursa bugün Nazen'de sevgilimi belki prova ederiz yine. Olabilir. Ama aziz dostum da görürsen ki ne kadar arada boşluklar emele gelir. Onu... Çünkü benim yoruma uygun değil altyapı. O da Azerbaycan'dan Şevket Elekberovan'ın altyapısıdır. Yine de ben Türkiye'den öğrendiğim için Hicaz makamında biraz farklı geliyor. Ben de. Ayarlarız ya zamanla. İnşallah bekliyorum yani. Evet sevgili seyircilerimiz, aziz dostumdan sonra çok güzel bir bizim bir arkadaşımız var. Eşimin hatta okul arkadaşı Konya'dan, 6F'den arkadaşlarımız var ki geçen KonTV'de haberlerini yaptık biz yazın oradayken. Namık Karakaş, TİRE Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Elektronik Alanı öğretmenidir kendisi. Bilirsiniz ki önümüzde hani Sevgililer Günü namı da Şubat 14 geliyor. O da Babalar Günü'nde bu şiiri kızarak yazmıştı aslında. Ben de her zaman diyelim ki sevgi bir gün değil, ister Anneler Günü olsun, ister Sevgililer Günü olsun, ister Babalar Günü olsun. 365 gün birbirimizi sevelim. Hem babamızı, hem anamızı, hem sevgilimizi. Namık Bey de Babalar Günü'nde hani güne bir günü sıkıştırmışlar Baba Günü'nü diye ya da Anneler Günü'nü. O günü etkilenmiş, bu şiiri yazmış ve biz onunla paslaşıyoruz. Sağ olsun bana gönderdi. Sevil Hanım bir bakın diye. O zaman çok duygulanmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Dünen de dedim ki hani bugün esinde buna vesile Süleyman Bey'dir. Dedim Süleyman Bey gelmişken dedim hazır yazarmış şairimiz yanımızda. Dedim neden dedim sizin de şiirinizi yayınlamayayım dedim. Hep beraber Namık Karakaş'tan buradan Tire'ye de selamlarımızı gönderelim. Güzel kendisi evde kayıt yapmış, seslendirmiş kendi dilinden. Kendi görüntüsüyle, altyapısıyla hazırlamış, ruhuna, kalemine sağlık diyelim. Babam şiirini o kadar etkili, o kadar güzel yazmış ki inanırım ki siz de izledikten sonra çok duygulanacaksınız. Hadi hep beraber babamı dinleyelim. Babam, seni senede değil bir gün, şahitsin ki aramaktayım her gün. Nasihatınla, sevginle hep yanımızda oldun. Seni hep sevdim, bir gün değil ama her gün. Sen gurbette, bizse öz vatanımızda. Hep hasret kaldık, sen bize, bizse sana. İsyan etmek ne kelime. Şükür Rabbime, seni hep sevdim, bir gün değil ama her gün. Ben 5 yaşındayken gitmişsin gurbete, bir televizyon ile çıka geldin sanırım 73'te. Baka kaldım, babanız geldi diyen valideme, seni hep sevdim. Bir gün değil ama her gün. İznin bitince yollara düşeceğin gün. İçimize bir sızı düşer, anlatılmaz o hüzün. Ayrıldığın gün sıkıntı çöker, düşerim bitkin. Seni hep sevdim, bir gün değil ama her gün. Bizim için gurbette yıllar yılı çile çektin. Geleceğimiz için kendini bize feda ettin. Sana evlat olabilmekti en büyük emelim. Seni hep sevdim, bir gün değil ama her gün. Bu kadar hasret, bu kadar çile, acı verse de bize. Hep şükrettim sonsuzla kanat açtıran Rabbime. Hüsnü hatime nasip eyle şu aciz kuluna son nefeste. Anam babamla haşreyle
sonsuz olan cennetinde. Evet sevgili seyircilerimiz, gördüğünüz gibi senede bir gün değil, 365 gün sevmek ve sevilmek lazım gerçekten de. Namık Bey'in ruhuna, kalemine sağlık. Allah'tan sağlık dilerim hepsine. Hastalarımıza da Allah'tan şifa dilerim. İnşallah, çünkü biraz kendisi rahatsız. İnşallah beli biraz ağrır. Benim de eşim de öyle. Herkesin beli de ayağı da düzelir inşallah. Sevgilerimi sunuyorum Tire'ye. İnanırım ki herkes izledi bizi. Çünkü çok güzel şiir yazdı. Şimdi ben de buna dayanaraktan, hani bunlar okul arkadaşı ya. Şekerim'in de, yani Mevlüt Çakar'ın namıda ya Şekerim diyorum. Geçenlerde programda konukuydu. O zaman bu şiir Alanya'da kalmıştı. Şimdi gittiğimde hemen getirdim. Hakan'a da söylemiştim ki, Hakan eşim çok güzel şiir yazdı bana bir gün. O da bir söz nasıl oldu? Yine sevgiye dayanaraktan. Biliyorsunuz ki siz erkekler seviyorum demesini pek sevmiyorsunuz yani. Öyle değil mi? Yani ne yaparsan yap seviyorum demirler. Çok nadir dillendirirler. Ben de hep duymak istiyorum. Yani böyle kadınlar hep bunu kulağında sevilmek istiyorlar ya. Şekerim dedim, sen beni seviyor musun diyorum. Ondan sonra ben severim deneyin dedim. Bakarım hiç demir yani, dinlenmir beni. Neyse gördüm beni bir gün sabah kahvaltısında kaldırdı. Güzel kahvaltı falan hazırlayıp. Yanına da böyle gül, bahçeden gül olmuş. Ondan sonra şu yazı da kendi el yazısıydı böyle. Koymuş gülü de üstüne. Oturdum şöyle şiiri okudum. Tabii o kadar duygulandım, ağladım böyle. Çok sevindim yani. Ve şöyle yazmış benim için. Bir at yapı alırız senden. Güzel güzel. Bir güzele vurulmuşam. Sevdiğimi diyemedim. Bir güzele vurulmuşam. Sevdiğimi diyemedim. Hilal kaşa kara göze, ben aşığım diyemedim. Sırma saçlar, al yanaklar, sanki bal gibi dudaklar. Al yanağındaki gamzeler, ben aşığım diyemedim. Ben aşığım diyemedim. Ben de bunu yazdım. Sevgilim, gözlerin benzer ceyrana. Ay ürkek bakışlı, hayranım sana. Kalbin aynasıdır güzel gözlerin. Canımın cananı benzer sultana. O küçük kalbinde bir dünya mı var? Dünyanı yaşatan bir sevgim mi var? Seven gözlerinde bir yaşam da var. Sevgi dünyasında yüzmek ister. Geminin dümeni savrulur yaman. Yol boyu efkarlı gelmiş emin. Hep seni düşündüm, hep seni andım. Gözyaşım yüzünde hep bir yol oldu. İzin ver bebek gibi sevim ben seni. Bağrıma hep basıp koklayayım seni. Senin tek duygulu bir yavrum olsun. Yaşayıp sevilmek isterim ya. Gözlerin hep bana bir ilham verdi. Yol boyu dünyama bir şimşek çaktı. O sevgi seline kapıldım inan. Hep senin gözün yanmak isterim. Bir bakışın bin ah çekti, derdime de derman çekti. Bakış var ki baktığında dondurur. Bakış var ki ömür boyu yandırır. Alevler içinde yanar bu beden. Hiç bilmedik duygu yaşar bu beden. Bu duygu nedirse hiç tanımıyorum. Hem efkar hem sevinç yaşar bu beden. Nasıl bir duygusa uyutmur beni. Her saat başı oyadır beni. Nefesim yetmiyor, yandırır beni. Çok güzel duygu, bayıldır beni. Razı
Teşekkür ederim. Sen daha uzun yazmışsın. Evet. Eşim dedi ki hele daha tamamlamamışım ama dedim tamamlamamışsın ben yine de iki kuplesini götürürüm. Sen devamını yazarsın. Belki bugünkü programı şimdi izleyip buradan şekerime sevgilerimi dilerim. Belki şimdi şu anda kalemi alıp yazmış olabilir yani. Ben gidene kadar da tamamlamış olur. Evet çünkü duygu seline insan kapıldı mı şairler evet, biliyorsunuz siz de yazırsınız. İstediğimiz cevabı aldığımız zaman coşuyoruz. Yani bir cümle orada hani o bir kıvılcım var ya, o kıvılcım seni yandırdı mı o bitti yani. Döktür babam döktür. Yani gelir bayağı geldikçe. Anahtar gibi kafa açıldı mı? Aynen ya öyle yani 40 kapıdan girersin artık yazarsın. Bu zaten Allah ilham vergisi veriyor böyle ilhama dalırsan böyle ne bileyim yazdıkça yazırsan. Ki ben yaylada çok yazıyorum. İşte üç ağaç var bizim orada çam ağacın altında, arılar çamların yanında, çadırın altında, kuşların sesinde, kalem defter elimde. Yazdığımda hemen Fatoş'a gönderirim. Fatoş da çünkü çok seviyor şiirleri. Öyle olunca hem ona gönderirim. Ondan sonra böyle kalem dostlarımız var. Yazdığında bana de gönder, biz de görmek, duymak isteyelim. Ondan nacizane ben de yazıyorum. Evet Süleyman Bey neyimiz var şimdi? Bir altyapıyla herhalde kimler geldi, kimler geçti? Emre'ciğim kimler geldi, kimler geçti bir altyapımız var orada. Azerbaycan güzel eseri var. Buyur devam etmek var. Şiiri söyleyelim ondan sonra yemeğe geçeriz olur mu? Kimler geldi, kimler geçti altyapını verelim. Süleyman Bey'imiz de hazır şiire dalmışken şiirlerinizi de söyleyelim buradan. Kimler geldi, kimler geçti şu dünyanın çarkında? Hep dünyayı suçladılar, nefsin oyun parkında. Asıl olan sevmek idi, olmadılar farkında. Kabirler ses verir mi? Hele bir sorun acem. Arif olan bunu bilir, fazla söze ne hacet? Aktı ilim seller gibi erenlerin arkında. İçmeyenler heder oldu, boğuldu mey garkında. Boş ver, boş ver beni umursama söyle yine şarkında. Kemikleri kalmadı, yok oldu gitti o cet. Arif olan bunu bilir, fazla söze ne hacet? Zalimler baş tacı oldu cahillerin zarfında. Haneler hep kat kat oldu sahillerin sarfında. Dik durmayı gösteriyor Kur'an'ın ilk harfinde. Zaman daralıyor mu? Yeter mi? Hesap evcet. Arif olan bunu bilir, fazla söze ne hacet? Ey mabudum kulları, fayda yok umum harpte. Düşmanlık, nefret varsa gönül kalır en sarpta. Bir cuma günü doğacak kıyam günü o garpta. Koşacak şaşar beşer imana acet becet. Arif olan bunu bilir, fazla söze ne hacet? Evet çok güzel. Kimler geldi, kimler geçti bu dünyadan, bu dünyadan diye zaten eserde de arif olan nakem gitmez bu dünyadan, bu dünyadan. Bir gün bu eseri okuyayım sizin için gerçekten de. Çok güzel bir, yani tam o esere Azerbaycan eseridir. Evet. Diğer Zeynal gelir geçer bu dünyadan. Aynen senin şiirinde o kadar şiiri ki dinledim daha önce.
kanalıştı. Çok örtüştü. Eser de çok güzeldi. Yani arif olan nakem gitmez bu dünyadan, bu dünyadan evet, diyor. Evet. Bu eserin içinde de öyle. Ay şimdi baktım Süleyman Gide hele bir ki oradan alıblar aynı. Bağımsız ama. Bir birbirinden bağımsızdır. Evet. Sadece birini okumak istemedim. Benim ses tembrimde değil, tonumda değil. Öyle olunca okumadım ama bir dörtlük yani diyebilirim ki. Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan, bu dünyadan. Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam gitmez bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam gitmez bu dünyadan, bu dünyadan. Dere derem, 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 dere derem. Evet, hemen Uğurcuğum aldı. Bu eseri sana teslim ediyorum İkizler. Bunu haftaya istiyorum. Yatmırsınız, eylemirsiniz. Bu eseri sizinle çalışıyoruz. Benim ses tonumda. Çünkü çok güzel eserdir. Evet. Süleyman Bey'in de şiirini o zaman yine bir daha seslendireyim. İnşallah. 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 Evet, sevgili seyircilerimiz, programımız devam ediyor. Bilirsiniz ki size selam getirmişim. Programda güzel yemek tarifi var. Semra Ölçer'in evinde. Geçen hafta değil, iki hafta önce konuk olduk. Konya altında çok güzel evinde bizi ağırladı. Buradan selamlarımı, saygılarımı sunuram kendilerine. Ailecek. O kadar güzel böyle renkli çekimimiz oldu. Güzel yemek tarifleri yaptı. Şimdi Sevil'in mutfağı Semra'nın mutfağına nasıl konuk oldu onu göreceğiz. Hoş gördük sizleri aziz tamaşaçılar, istekli seyircilerimiz. Bugün Sevil'in mutfağı Semra ablacığımın mutfağına misafir gelmiş. Semra ablacığım, hoş programımıza geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Çok güzel bir mutfağım var. Çok teşekkür bayıldım. Ederim. Çok sağ olun. Hepimiz bayıldı biliyorum ki. Çok sağ olun. Buradan izleyeceğimiz de bilirim ki Semra ablanı geçen yayında gördünüz. Ek programda, canlı yayında. Şimdi hem güzel yemekler yapacağız hem de güzel türküler söyleyeceğiz değil mi? Söyleriz. Evet. Hem Semra hem Sevil. Tabii. Bugün neyimiz var, ne yapacağız? Bugün Elazığ yöresine ait Tunceli ile birlikte. Hı hı. Tunceli yöresinde aslında bu tam Tunceli tarifi ama aynısı Elazığ'da da yapılıyor. Elazığ'da. Kömbe deniliyor. Kömbe. Yalnız, bizde de var kömbe Azerbaycan'da. Var değil mi? Kazak tarafında. He, kömbe var. Ocağa veriyorlar. Böyle yuvarlak yuvarlak görüm. O mu olacak işte, yoksa başka şey mi? Kömbe herhalde çok kullanılan bir evet. Şey. Çünkü bizde başka kömbeler de var. Onlar da ateşin üzerine hı-hı. direkt atılıyor. Bu Tunceli yöresinde kavurma, soğan, cevizle hazırlanan bir iç malzemesi. Elazığ'da da susamla yapıyorlar. He. Ezilmiş susam, soğan, ceviz öyle yani şey koymuyorlar. Kimisi kıymayla yapıyor ama bizim ailede genelde bu tercih ediliyor kavurmayla. Evet, çok bunu, güzel. Bunu önceden hazırladım ben. Hı hı. Ne hani, ne kattın buna söyleyelim. Şimdi seyirciler için hı hı. bunun içerisinde bir kilo kavurma var. Kuzu mu dana mı? Bu dana. Dana, dana. Evet. Bir buçuk kilo soğan hı hı. ve bir bardaktan fazlaydı ceviz. Soğanı önce güzelce kavurdum. Sonra kavurmayı kattım. Hı hı. Sonra cevizleri. Sonra biraz karabiber, biraz da toz biber. Toz biber. Kavurma pişmiş olarak kattınız da değil biz mi cevizi? Biz kavurmayı çünkü zaten önceden pişiririz. Yani önce hazırlıklı bir kavurma var. Yoksa hazır. Bir tane güzel kavurma yapılacak. Ha, yapılacak hazır ya da kavurmayı. Dışarıda da hazır kavurmalar hı-hı. var. Yani var, alınabilir. Evet. Yani bunu yöresel bir şey ama yenilince tabii beğeniliyor. Mis gibi zaten. Lezzetli. Unumuz doğal var. Unumuz var. Buğday unu. Yani özellikle kepekli. Eşimin zaten büyük babamız da değirmenciydi. Cihan'ın eşimin iş hı-hı. yerinin ismi de değirmenci oğulları. Eşimin dayısının
değirmeninden özel olarak alalım. Neyse biz desteği çuvaldan ona göre. Hamur yapacağız tantuni için. Olur, olur, var. Bu da normal, normal beyaz, beyaz un. Bu kepekli un ve çok sağlıklı. Tamam, şimdi onunla başlayalım. Şimdi hamurumuzu ne yapacağız? Hamuru şimdi tezgaha aynen alıyorum. Ustaların yaptığı gibi tezgahımızda yapalım. Biz de usta sayılırız. Evet, aynen öyle. Semra ablacığımın çok marifetli elleri, böyle kızıl diyebilirim. Üç boyutlu burada resimleri var. Şimdi birazdan da zaten çekimde göstereceğiz onları da size. Ondan sonra Kore'ye gidiyor. Resim sergisi olup zaten. Bir de inşallah Antalya'da açarız. İnşallah. Güzel de eserler seslendirir. Bir beraber de okuruz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi sevgili seyircilerimiz kepekli unumuzdur. Un, buğday unu, kepekli. Beyaz undan da biraz da karıştırdı. Yani göz kararı. Aşağı yukarı 1 kilo un vardı. Var. 200-300 gram da beyaz un var. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave etti. Şimdi göz kararı da herhalde kulak memesi kıvamında, evet, bir hamur yapacağız. Ilık suyumuzu da ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi karıştıracağız güzelce. Evet. Dinlenmeye koyacağız. Çünkü hamurun dinlenmesi gerekiyor. Hamur dinlendiğinde daha güzel açılıyor. Aşağı yukarı bir saat dinlenmesi gerekiyor ki rahat rahat açabilirsiniz. Yoksa hamuru açtığınızda üstünüze geri dönüyor. Bunu zaten açanlar görmüştüler herhalde. Şimdi Semra ablacığım güzel. Bizim 5 dakika olsa yeter. Evet, sevecim. Çünkü bu biraz buğday unudu, ona göre rahat. Zamanımız yok. Evet. Gevşek tabii, kepekli ya. Yani çünkü hanımların evde beyaz un kullandıkları, evet, için ona göre onları ne kadar dinlendirirsinizse o kadar rahat açarsınız. Ben hamuru bu önceden hazırlayacaktım ama dedim hani göz önünde yapayım. Evet, evet. Bunu da zamanımız kısıtlı diye önceden hazırladım. Yetmişsiz, yetmişsiz. Zaten hazır kavurma. Hı-hı. Burada da aşağı yukarı Semra ablacığım ne dedi? 1,5 kilo soğan kavuruyoruz. Evet. 1 su bardağı ceviz, aşağı yukarı 200-250 gram oluyor. Evet, evet. Onu da güzelce robotta ya da elde doğruyorsunuz. Hı-hı. Ve kavurmayla karıştırdıktan sonra hamurumuz yoruluyor. Hamurda buğday unu olduğu için Semra ablacığım 5-10 dakika ancak dinlendirecek. Evet. Ondan sonra gözünüzün önünde açacağız böyle. Hamuru güzel güzel yoğuruyor. Bu arada ben bir türkü söyleyeyim mi? Tabii. Hangisini söyleyelim? Hangisini istersiniz? Beraber okuyalım, sormayı olursa. Size selam getirmişsen olabilir. Size selam getirmişsen. Hazırdır her zaman dermiş. Abi altyapı şimdi yoktu burada. Ha, onu yok. Canlı yayında okuyarız. Evet. Altyapısız olmur çünkü. Ama biraz zümzüme edebilirim. Bir kuple ha. Gatar gatar durnalardan, yaşıl başlı sonalardan. Hey. Gatar gatar durnalardan, yaşıl başlı sonalardan. Hey. Azerbaycan diyarından, Köroğlu'nun yarından size selam, size selam getirmişim. Azerbaycan diyarından, Köroğlu'nun yarından size selam, size selam getirmişim. Harika. Evet. Güzel, ağzına sağlık. Sağ olun, sağ olun. Zaten türküsüz olmur. Mutfak muhakkak Sevli Mutfağı'da, Semra Mutfağı'da. Muhakkak müzik olması gerekir değil mi ablacığım? Müzik ruhun gıdası. Aynen, İnan aynen. ki ben kalp hastalığına yakalandıktan sonra eğer müzikle uğraşmasaydım belki hayatta değildim. O evet. beni hayata bağladı. Allah gecinde versin. Sağ olsun eşim de destekledi. Biraz su alabilir miyim? Tamam. Öyle işte devam ediyorum. Siz yeter deyin. Yeter. Tamam. Şimdilik. Zaten ben de evde, mutfağımda müziksiz biraz kesinlikle iş görebilmirim. Muhakkak bir müzik olması lazımdı. Üreğim sıkılar. Bütün provalarımı da mutfağımda yapıyorum. Çok güzel. Hem evin yemeğini pişiririm. Hem de sevgini katıyorsun. Evet, sevgimi katırır. Ben de müziğimi. Tabii yemekler müzikli gıda, olur. Gıdayla birleşiyor. Ruhunla gıdası. Aynen öyle. Çok hoş. Gün ağarınca boynum bükülür, dağlarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boynum bükülür, dağlarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma
yangınlardayım. Zaman zaman sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman. Ah, o yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kar kar alevler yanıyor içimde. Aşkım beni öyle deniyor. Kar kar alevler yanıyor içimde. Aşkın beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım. Zaman zaman sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman. Evet, alkışlaması için gelsin. Çok güzel Zemra bacım. Hamurumuz sevgiyle yoruluyor. Yoruldu. Artı türküyle, şarkıyla hepsini yoruluyor. Bütün gördüğünüz gibi dezgahı da böyle topladı Semra ablacığım. Evet, böyle bir kuvvet lazım. Onu da söyleyeyim, buğday ununu yoğurma her yiğidin işi değil ha. Bunlar biraz sert olur. Evet. Öyle beyaz unlar gibi yoğurduğunuza benzemez. Şimdi Semra ablacığım bütün gücünü yumruklayıp boks gibi. Evet, bayağı toparlandı hamur. Çok güzel. Gördüğünüz gibi bayağı bir litreden biraz azıcık miktarda su kaldı. O da yine biz ölçü vermiyoruz ki. Un özlü un olabilir, farklı, özsüz olabilir. Un farkına dolayı olabilir. Göre su farklı kullanabilirsiniz. Evet. Kulak memesi kıvamı tabirimiz var. Onu yapabilirsiniz. Bak nasıl ses çıkıyor. Evet. Cıt 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 güzel sesler evet. Çıkar. Hamur diyor ki ben artık hazır olmaya başlayacağım. Birazdan da açarsınız beni. Güzel yeriz. Ben bir daha tekrarlayayım sizlere. Göz kararı unumuzu kullandık. 1 kiloya yakın. Buğday unu var. Arası üstüne de beyaz un ilave etti. Aşağı yukarı 200-300 gram. Ve onu göz kararı yine suyla aşağı yukarı 1 litre yakın. 1 yemek kaşığı da tuzla. Ve güzelce bunu hamuru yoğurdu gördüğünüz gibi. Üstünü şimdi kapatıyoruz. Ve bir 5-10 dakika dinlensin. Evet Semra ablacığım, hamurumuz herhalde hazır. Evet. Bunu alalım. Evet, peçetimizi aldık üstünden. Hamur dinlendi. Bayağı güzel evet, hamur olmuş. Evet. Şimdi ne yapacağız onu bir söyleyeyim. Şimdi bildiğiniz börek gibi değil bu. Heh. Yani çok büyük büyük topaklar alacağız. Tamam. Açıp aralarına işte bu harçtan koyacağız. Ben de çok merak ediyorum nasıl olacak. Ben de yardım ederim olmasa size. Olur. Göreyim olur. Ne yapıyoruz bunu koyayım. Siz birini gösterin ben devamlı yaparım. Bakayım büyüklüğüne. Kara çörek otu. Evet, gelmiş. Çörek otu gelmiş. Evet, bu böyle iyi. Hı-hı. O zaman ufakla. Bezeye bölüm mü? Bezeye bölüm. Ver. Ben de bir elim değsin. Şunu ortaya bölürüm. Evet. Evet, hamur güzel dinlenmiş. Bu kadar yeterli mi? Yeter, yeter. Bıçağın da bayağı artistik bir bıçak koymuşsun. Güzel. Bak bir. Semra Ölçer'in mutfağındayız. Gördüğünüz gibi. Şuradan bir tane beze artık. İyi mi beze? Künde evet, bezeler. Künde dedik biz buna. Ama biz de künderiz. Benim babaannem bak böyle yapardı. Hop. Hazır. Herhalde benimki küçük mü oldu? Bir bak. Evet biraz. Küçük bundan mu? İlave edebiliriz. Tamam. Ortasına hemen. Şöyle. Çünkü bu bildiğiniz şeylerden değil. Oy. Piştikten sonra... O zaman tam tembel arvadı. Piştikten sonra parçalanıp böyle dağıtılıyor. Hı. Ondan sonra güzel. Pilav gibi yeniliyor. Oo, üzerine bir de tereyağı bir şey. Dökülecek. Elazığ ve Tunceli'de yapılıyor değil mi? Evet. Yani bu tarif Tunceli tarifi. Çünkü Elazığlılar sadece susam, ceviz, soğan koyuyorlar. Evet. Kimisi de kıymayla yapıyor. Ama Tunceli'de kavurma
bol olduğu için ben yöresel yemeklerin o yörenin ekonomik koşullarına bağlıyorum. Hani orada un fazla, işte kavurmaları var. Ne olacak, böyle bir yemek ortaya çıkmış olacak gibi geliyor bana. Aslında ince bile yaptık. Yani daha mı büyük yapılabilir? Daha büyük yapılabilirdi. Hmm, iyi büyüktü. Sizi büyüdüm bezeli. Bir sefer çok ince yapmıştım. Eşim beğenmedi. Börek mi yapmışsın dedi. Vay vay vay. Ev yakinen ki koca beğensin şimdi. Oklavayalar gelir. Birisi daha küçük oldu. Bunlar osma yerleştirin bunlara. Öyle. En iyisi öyle yapayım. Buradan da bezel almasın. Açım sizin elinizin altını. Hoppa. Buradan kaçırıyorum. Tamam. Hepsine ekleme yapıyoruz. Hiç oklava kullanmaya da gerek yok. Merdane ile açılıyor zaten. Evet. Şimdi göreceğiz bu nasıl bir şeydir. Çok merak ediyorum. Bir gözüm de sizde. Ben yanıma koyuyorum bunları. Ki size açma orada. Tamam. Kolay olsun. Bu elbisene de kollarım her zaman mani olur. Hep yukarı kaldırırım. Baya neredeyse yufka gibi açıyoruz değil mi? Evet. Böreklilik yufka gibi. Hı hı. Çarşaf gibi açtı. Nazar ettim bak. Maşallah maşallah. Yapıştırarız, gitmeyin yapıştırın. Çabucak salıyor kendini, bırakıyor. Şeydi buğday bunda, ondan yırtılır çabuk. Hem de kendi yetiştirdikleri buğday. Biz de Taşkent'ten öyle kendi yetiştirilmiş, oradan arazilerde ekirler vatandaş. Ben oradan onlardan alırım. Al. Evet. Bu arada aşçılık kursuna da devam ediyorum. Öyle. Arkadaşlarımın hepsine buradan selam gönderiyorum. Evet, gönderebilirsiniz. Çünkü geçen yayında söylememişsiniz. Hepsi yaygın küsümle. Küsmeyin, canlı yayında her şey olur. Buradan kimiydi o adını özellikle istediğiniz? Özellikle Mine'me. Mine'me selam gönderiyorum. Mine'ye buradan sevgilerimizi gönderelim. Kursuna da sizin yanınıza geleceğiz çünkü. Tamam. Buradan tamam. Sürpriz olsun herkese. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Çünkü istiyorlar. Gelin burada onları da çekeriz. Öyle iyi olur. Göreyim neler yapıyorlar, neler neler. Aslında sınav yaptı hocamız. Ben keşke bunu yapsaydım. Sınavda herkes kendi yöresinden bir şeyler yaptı. Ne yaptınız siz? Ben katıklı dolma yaptım. Hı. İnşallah size de ondan yapacağım bir gün. Evet. Zaten neler yapırsınız hepsini tek tek çekeceğiz. Oo, burada bak. O zaman Emre'cim burada. Emre'cim burada, Mustafa burada. Fatoş burada, Sabir burada, Milana burada, herkes burada. Maral bacı da burada. Herkes yer. O zaman üstüne tek 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 koyacağız değil mi? Evet. Böyle. Evet, ha, tamam. Böyle tek. Tamam, ben bunu buraya koyayım o zaman. Şunu şöyle alalım. Hamur kalmış. Evet. Bayağı tek 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 bunu gördüğünüz gibi kalın şekilde. Merdane olsaydı ben de yardım ederdim size. Var aslında. Ha. Getireyim mi? Neyse siz açın şimdi. İsterseniz ben yardım edeyim mi oraya? Buradan size ben biraz açayım onu. Tamam, daha iyi olur böyle. Unuzdan çalacağım. Çal. Un çok burada. Böyle açıyoruz bunu gördüğünüz gibi. Bu arada Fatoş Hanım mutfağı beğendi. Herhalde arkadaşına tavsiye edecek. Buradan evet, bir Özkan, çok Özkan Usta'ya da bir gönderme yapayım. Evet, çok sağ güzel olsun, yapmışlar. Çok güzel yaptı. Ellerine sağlık. Yani gerçekten ama eksiklerimiz bu. Var. Bir türlü o eksikler için gelmedi. Özkan Usta, bilmiyorum, o zaman biraz gönül koydum ona ama gene de herkese tavsiye ediyorum. Çünkü burada kablolar böyle açıkta duruyor.
Burada bir prizim bile yok. Vay vay vay. Ona elektrikçi gelmesi lazım. Hayır. O dedi ki ben getireceğim. He, tamam. Yani onun için yapamadık. Bir sonraki çekime inşallah hazır olur. Buradan Özkan Usta'ya selamlarımızı diyelim. Bak Özkan müşteri Usta, bak, gönderiyorum yoktur. Sana Özkan Usta. Ona göre prizimiz gelsin ki her biz de mutfakta çekim yapalım. Hayran kalıyor. Al siz açın ben onu yapayım. Tamam. Beraber. Evet, ha, çok ay, iyi olur. Onu o zaman geri iade. Bol bol koy, bol bol koy. Tamam. Çünkü şeyimiz top atar. Tosun, bol bol sen için iki çepçe koyuyorum. Koy, koy. Bu senin hatırına. Tosunum benim. Hepimiz bekliyoruz güzel. Şimdi bir şeycek yiyeceğiz. Be, be, be. Cevizli cevizli. Biz sürekli mutfağa gidiyoruz çekime. Orada Zeynel ustamız var. Bir gün tavuk yapıyor, bir gün et yapıyor. Ben de taklıyorum ona. Tavuk oldu mu direkt menajkara menüsü. Şimdi ablam menüsünde de köy tavuğu var. Dedim evet. Aman ben istemiyorum dedim yani. En iyisi dedim ben öyle kavurmayı yerim. Aşçılık okulunda tavuk büryan öğrenmiştik. Oo. Onu yaptım ben. İlk defa bulgur pilavına nane katıldığını gördüm. Hı hı. Ama işte çocuklar... Ama çok lezzetli olur. Çok lezzetli evet. Oldu ama çocuklar beğenmedi. Anne hı. Ne biçim pilav? Çok güzel. Damakta öylece duruyor. Öylece duruyor orada. Yeterli mi? Bir bakıyorum. Yeterli. Yağından falan da böyle. Yağından dengeli dur o zaman. Bir buradan. Şekilde. Buradan kaçırım. Ay sabah gördün. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Al hiç vakit kaybetme ben yaparım. Sen düzelttin. Bilsiz ki ben de mutfakta baya bir döktürürüm. Mevlam gül diyerek iki göz vermiş. İki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı. Dura dura bir hal oldu merenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı. Oh yorucu çok yormuş. Çok güzel. Ben sözlerini bilmem yoksa işlik yapardım. Melodisini bilirim. Doyan doyana, doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Söyle ablam, söyle. Çok sevdiğim bir eserdir o da. Harika. Ben bir usta var idi. Bakü'de ben ekmek fabrikamla fırınım var idi böyle pastane. O hamuru böyle parmağında oynatırdı. Evet, evet. Bir açırdı, evet, bir tamam. Açırdı ki. Onlar çok. Heh, ben bırak, yap. Hani al. İnce bir hamur olması hı-hı. Lazım. Bu zaten böyle çok kalın dediğin gibi. Vallahi gerçekten de tembel arvadı. Çok güzel. Ben bunu testiz yaparız. Kavurma olduktan sonra Hatip Hacı böyle. Ama çok sevilen bir şey bu. Yani memlekette fakat çok ağır. Hatta yani doğru. Ben yaparım. Ağızdan sulana sulana bakın. Maral oradan ağızdan sulandırır. Be be diyor. Evet, gördüğünüz şimdi gibi bunun üzerine hızlı. Böyle bir şey de tava da tereyağı gelecek. Üf üf üf. Piştikten yeme sonra. Yeme yanında yat. Değil mi tosunu? Zaten iki katlı heremize bir oda düşür burada. Yiyip yiyip yatarız burada. Ama sabaha kadar söylesin söylesin pişirsin bizi. Orkestrada biz gideriz merak etme yine. Olur. Konserlerimi biz yaparız. Hazır kamerada ufak var. Ufak oğlum gelseydi şimdi burada hoplayıp zıplasaydı. Rap yapıp. İyi bir gün onu da raplendirerek. Raplendirerek. Yemek pişire pişire raplerini söyleye.
Be. Buna kestane de gider ama. Yani aklıma hiç turşu koymadık. Geldi, değil onlar mi? Şey, kestaneli pilav yapıyorum da. Azerbaycan hiç konulmadı. Yoksa? Vallahi bilmem nasıldır. Bir gün yapalım Azerbaycan sizin. Ben bir gün yapalım. Çok olsun. Güzel yaparım. Hindi dolması, kaburga dolması. Aslında hindi bugün sizin olsun, kaburga benim olsun. Kaburga dolması düşündük, sonra buna çevirdik. İyi bir yoktu. Gelen sefe hiç canını sıkma. Geleriz. Öyle değil mi Mustafa? Sen menü söyle. Tamam ablacığım, sen bunu alabilirsin. Tamam. Karışma benim işime. Elin hamuruyla benim tepsiye girme lütfen. Girmiyor. Bir tane beze kalmış. Ben burada eti ayarlayacağım zaten. Bol bol koyacağım. Tosunun hatırı için iki kepçe. Üstüne kavurma koymayacağız da, değil mi? Ona göre ayarlayacağım. İşte bir kat kaldı. Bir kata işte onu ikiye böl. Tamam, bunu ikiye bölüyorum. Küçelere sus etmişim. Küçelere sus etmişim. Yar gelende toz olmasın. Yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele gitsin. Ele gelsin, ele gitsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Samavarı alıştırın, samavarı alıştırın. Maşal karıştırın, maşal verin karıştırın. Yarım benden incibdir, yarım benden incibdir. Sen benim işime karışma balayım, sen benim işime karışma bala. Etlerini koymuşam ben, hamurunu açmışam ben. Semra'nın böreğini piştikten sonra ya, olduğu gibi kanal diye kaçıracağım ben. Korkuram burada bir şey kalmasın, hepsini iyi bitirelim. Kanal V'dekiler de bize baka baka kalacaklar. Diyecekler, Tosun ne güzel yemekler yemeye gitmişsin. Tabii biz eski ekibiz değil mi Tosun'um? Torpil yapacağım seni. Köftenin en büyüğünü sana koyacağız. Sıyırırım kaşığı. Az kalırım yağlayayım bitiri. Be. Ablacığım aşağıdan çok koyduk, üstüne az kaldı. Bir şey olmaz. Zaten. Yoktu, birleşir nasıl olsa diliştireceğiz. Parçalayacağız. Yani ben ne kadar eşitleştirmeye çalışırım ama Allah aşağıdaki katlara fazla torpil yapmazsan. Piştikten sonra. Biz alttan başlayarız yemeğe. Tamam. Öyle bir şey yok. Hepsi bölünecek. Gerçekten, evet. Üzerine tereyağı dökülecek. Tamam o zaman. Yani bu sağlıklı kişilerin yiyeceği bir şey. Bunu yiyip tarlada çalışmak lazım. Biz koşa dağlara çıkarız Allah'ın yanına. Zaten bir tane arı soktu mu 2 kilometre koşuyorsun. Hiçbir sorun yoktu. Şeker burada arısını getirir zaten. Evet, şimdi iş sizde. Vallahi Mevlüt Bey'in ballarını da çok anlattım. Herkesi çok merak ediyorlar. Bir gün gelsinler yaylaya yanımıza. Getirin de ikram ederim. Yani. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bunun üzerine böyle az bir şey yağ serpip fırına vereceğiz. Tamam. Şimdi sekiz seyircilerimiz üzerini yağladıktan sonra fırına koyuyoruz. Fırınımız açık. Kaç derecede ablacığım? 175 derece. 175 derece kaç dakika pişeceğiz? Üstü kızarana kadar. Kızarana kadar bakarız. Tamam, biz gidiyoruz fırına. Siz de çatapçağını hazırlayın yemeğe. Evet sekiz seyircilerimiz, sabırsızlıkla bekliyorduk ki bu kömbe fırından çıksın. Pişti ne pişti, hem de biz de burada piştik tabii sıcak. Antalya'mız biliyorsun sıcaktı. Kömbemiz hazır, göstereyim size. Bıçağı da koymuşuz içine, bakın altına. Oh ne güzel, kavurmalara bak. Mis ablacığım, ellerine sağlık.
Ne yapacağız şimdi? Tereyağımız var. Tereyağını eriteceğiz. Tereyağımıza da bir bakın, bir bakın, bakın göstereyim size. Evet. Hediye vereceğiz. Önceden eritilmiş. Ablacığım ben bunu götürebilirim değil mi? Oh, ne güzel. Ne görsem size götürüyor tost. Evet. Şimdi önceden bunu eritmişiz. Parçalayacağız. Didik didik edeceğiz. Yani tamam. Birer sen önce lokmalık. Yağı erit. Ondan sonra dideriz biz bunu. Sen merak etme yine. Önce bir yağı erit de anacığım. Yağı eritmeden yemeğin sonunu dişsin yani. Önce bir yağ güzel güzel eriyeceği. Yağı da anladım evet. Size. İstik seyircilerimiz. Bu yağ nasıl eritilir? Nasıl böyle olur? Bildiğiniz tereyağını. Tabii köy yağını olacak. Tencereye yağı, koyursunuz. Evet hemen bilirim kokusundan. Evet. Tencereye koyursunuz. Güzelce kısık ateşte güzelce kaynıyor. Kaynayınca üstüne ayranı geliyor. O ayranı dibine çökmesi lazım. Ona biz torta deriz. O tortanın da güzel kek pastalar yapılır. Eriyir tam bal renginde oluyor. Ondan sonra bak böyle kablara koyduktan sonra hani sizlere diyelim ya ağzım sular var böyle baktıkça. Bal donar diyoruz ya. Bak tereyağı gibi donduğunu. Bak işte bunu göstermek istiyoruz. Hakiki bal böyle tereyağı gibi donar. Bunu eskiler çok güzel bilirler. Bakü'de, Azerbaycan'da bütün tereyağları böyle kullanıyoruz. Çiğ kullanmıyoruz. Yani pişmişini kullanıyoruz. Ve bu yağı dağda, bağda nerede istiyorsunuz bozulmadan kullanabilirsiniz. İster az tuz katın, ister katmayın. Evet, tereyağımız herhalde erdi. Eriyor yaparız evet. Onu. Tamam, ne yapacağız şimdi? Bunu böyle parçalayalım şimdi. Sıcak yavaş elin yanmasın. Heh, çekelim şöyle. Şimdi getir Nihale'yi. Evet. Şunu kaldıralım, sert olabilir. Tamam. Bu üstündekini kaldırıyoruz değil mi? Kaldıralım. Kavurmalarını götürüyoruz. Evet. Tamam. Şöyle koyayım. Sunu herhalde bu kaba koyacağız buradakine. İsteyenler onu sonra çıtır çıtır yiyebilirler. Bunun içine mi doğrayacağız? Evet. Ablanın tabakları da, sunum kabları da muhteşem. Evet, buğday unu olduğu için evet. Böyle güzel esmerlik var. Ben dayanamayacağım şuradan bir tane. Al. Cevizi geldi bana. Kavurmasından. Mehmet kavurmasından da. Açlıktan ölüyor. Kavurmayı da kendim yapmışım. Ay maşallah. Evet. Ablacığım biz nüfusuza kaydolmayı düşünüyoruz. Tosun hep beraber geliyoruz Kanal Bey'lara. Abla bizim nüfusunu alıyor. Bizim mutfakta böyle yemekler yok. Kuru fasulye, kuru nohut. Ondan sonra mercimek çorbası. Değil mi? Onları da yapıyoruz canım. Onlar ayda bir defa olabilir. Bu kavurma iki günde bir olabilir. Bir babamızın davulu dönmüşüz. Evet, bayağı bir parçaladın. Bana da söyle ne yapmam gerekiyor. Yeme fasulye kalacak kaşıkla herhalde. Kaşıkla şey yapacağız, oraya alacağız. Kaşıkla oraya alacağız. Aslında şimdi daha küçük olmalıydı. Dur, iyi küçülteyim. Didiştiriyoruz ha. Bakma yapma böyle. Evet, böyle. Tam kavurmalı ekmek oldu. Aslında bunun da adı etli ekmek. Konya'nın etli ekmeği bu farklı. Bu da farklı bu da etli şey ekmek. Yani, evet. Harika. Tosun gördün mü böyle yemek? Ben ilk defa da görüyorum. Sen gördün mü? Görmedim, ben de ilk defa da görüyorum. Tam benim için değişik sen oldu. Sen yöresel isteyince ben evet. Onun için bunları tercih ettim. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Evet. Ben de yöresel isterim. Çünkü standart her yerde bildiğimiz tabii yemekleri yapıyorlar. Yemekler var. En iyisi sarmadır, dolmadır. Evet, bana öyle gelir ki ben hep yaygın ki yöreselleri çekeceğim. Onlar daha çok ilgimi çekir. Bildiğim yemeklerin dışında yöreseller daha çok ilgimi çekir. İstersen gerçekten. Yeterli mi? Tamam. Bunu da Tosun'a bırakalım o zaman. Tosun, giden de götürersen. Tamam, bak bu senin. Hepsi senin. Veriyorum sana, al. Kaçır diyorum. Şimdi ablacığım üstüne bunu yoğurt mu yapacağız? Yok, hayır. Yok, ya, bunun üstüne ya. Yoğurt yok. Ay, ben de bildim. Tosun'un içine yoğurt yaparsın, bizimkine tereyağı olsun. Olmaz mı? Tosun olur. Hazırsan değil mi? O nasıl istiyorsa. Çevizden yine kalmış burada. Ay, şöyle döktüm de olur. Evet, üstüne şimdi güzel böyle hakiki tereyağını, ablanın kendi elleriyle yapmış olduğu tereyağını erittik, üstüne dökürük. Beh 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 beh, seslerini de duyamıyorsunuz. Kokusunu da, ama biz burada öldük, öldük. Tosun bayılacak, şimdi kameramene kalacak.
Türk olsun, sakın bayılma. Sakın bayılma. Mustafa, sen de gözünü destekle yine, destekle. Çocuk bayılır, bir yer kalırız böyle. Ablacığım, bunu nasıl yiyeceğiz şimdi böyle yaptın? Şimdi yemeği yanında yat. Yiyelim. Vallahi yani biz yanında niye yatıyoruz onu anlamıyorum yani. Bilmem. Yemeyeceksiniz de niye yatırtıyorsunuz bizi? Ama şimdi ne yapacağım ben? He. Şimdi size çok güzel sofra kurmak isterdim ama çok aceleye geliyor artık. Öyle yiyelim. Yiyelim geçsin. Hadi nasıl yiyelim. Yiyoruz böyle? Bunu mu böyle mi yiyeceğiz? Dur. Tosun ben seni yerim. Çatalını hazırlamış. Gençler gelebilirsiniz. Buyurun gelin yemeğe. Hep beraber. Ablacığım ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten. Harika olmuş. Mendilin üstünü kapatalım, kapatalım. Şimdi. Hiç kaç görmez. Tamam. Soğumasın. Çocuklara kalsın. Kuyruklara da var. Tosun. Sen iki tencereyi de eve götürebilirsin. Yemek muhteşem olmuş ablacığım. İlk defa da böyle yemeği gördüm. Beğendin ama beğendim, değil mi? Gerçekten. Bak yiyorum. Görüyorsun evet. Şimdi kamerayı kapattıktan sonra Allah'ın size sünnet diyeceğiz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eline sağlık. Her zaman eziyet beklerim. Verdik. Estağfurullah. Kapını her zaman biliyorum ki açacaksın. Tabii. Sevra'nın tabii. Mutfağında, sevgili mutfağı sürekli devam edecek. Yeni seni programımızda bekliyoruz. Hem canlı yayında hem de Sevra Mutfağı'nda. İnşallah. İnşallah. İstekli seyircilerimiz, programımızın sonuna doğru geldik. Yine sizlere ne diyeyim? Can sağlığı, afiyet dilerim. Sağ olun, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Evet sevgili seyircilerimiz, sevgili mutfağı Semra Ölçer'in ailesinde 3 hafta önce konuk olmuştuk, 3 hafta önce yayınladık, orada çektik. Sağ olsunlar, Aybükeciğim de montajını yapmış. Biz yemek tarifini izlerken gerçekten de haberleri izledik buradan. Çok bir acı haber geldi. İkinci çift faciası oldu Van'da. 23 şehidimiz var, 8 jandarma, 3 korucu, 3 itfaiyeci, 9 sivil yaşamını yitirmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani şu anda canlı yayındayız. İnanın insanın eli kolu kırılır böyle haberleri duyduğumuzda. Allah'ım ailelerine sabır versin. Öyle inanırsınız ki öyle bugünkü şiirlerimiz de, türkülerimiz de öyle bunun üzerine neredeyse oldu. Kimler geldi, kimler geçti dediğimiz gibi. Yani biz de geleceğiz, biz de gideceğiz, geldik gideceğiz hepimiz. Onun için Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'mizin başı sağ olsun. 23 tane şehidimiz var. İnanın böyle anons etmeye bile duygularımı ele alabilmirem. Allah'tan gelen diyeceğimiz bir şey yoktur. Ona göre artık nacizane olarak bizi de yakin ki hoş görürsünüz. Size selam getirmişim programında. Bizim değerli konuğumuz var ki ikinci bölüme geldi. Moskova'dan geçen hafta daha önceki programımızda var idi. Biz onu bu hafta da konuk aldık çünkü Moskova'ya kendisi uçacak. Derya Mehmedova, Azerbaycan'ın güzel sanatkarı. Gelmişken artık ayağın tozuyla da gerçekten iki tane de eser okuyacak şimdi. Hem kimler geldi hem kimler geçti eserini. Önce dilim bir hoş geldin diyeyim Derya'cığım. Hoş bulduk Sevin Hanım. Teşekkür ederim bir daha beni bu verilişinize davet ettiğiniz için. Hem size hem Kanal B bütün ekibine teşekkürümü bildiririm. Hepinizi görmeme çok memnun oldum bir daha. İnşallah bir daha Moskova'dan geldi programımıza gelirsen. Diyelim öyle bu kimler geldi, kimler geçti demin ben biraz zümzüm eyledim Süleyman Bey şiir söylerken. Onu senden akapella olarak alım. Ondan sonra da Hakan'la güzel çalışmış olduğunuz bir eseri, Türk eserini okuyasın. Tamam olur. Ki vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Olur olur teşekkür ederim. Kimler geldi? Kimler gitti bu dünyadan, bu dünyadan? Kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan, bu dünyadan? Arif olan nakam gitmez,
bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam gitmez. Bu dünyadan, bu dünyadan her gerdişte bir devran var, min renk çeker bu ruzigar. Her devranda bir gerdiş var, min renk çeker bu ruzigar. Hüner göster bir şey yapar, bu dünyadan, bu dünyadan hüner göster bir şey yapar, bu dünyadan, bu dünyadan. Zeynal gezer el obamı, gözellerdir din imamı. Zeynal gezer el obamı, gözellerdir din imamı. Bir gün köçer gem kervanı, bu dünyadan, bu dünyadan. Köçer gem kervanı, bu dünyadan, bu dünyadan. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Duygulandım. Ben hep eserin sonunda hani diyor ya, Zeynal geçer bu dünyadan. Ben de hep özüm için dilerim ki bir gün Sevil de geçer bu dünyadan. Zaten öyle bir sonuna doğru geldik ki İlmiş Facia var şimdi. Yani üstüne de bu eser beni bayağı bir duygulandırdı. Hepimiz geldi gideriz. Ne zaman ne olacağı belli değil. Belli zaten. Evet. Allah gecinden versin. Evet. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Çok öyle. Üzücü bir haber oldu gerçekten bizim için de. Allah evet. Rahmet eylesin. Evet. Başımız aynen. Sağ olsun. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Süleyman Bey'in herhalde bize bir plaket hazırlamış. Bir de eser. Şöyle söyleyeyim. Malum Antalya'da 200 gencimiz, derneğimizin üyesi. Dolayısıyla gelmeden önce arkadaşlarımızla mevzusu geçti. Sevil Çakar ablanızı görmeye gideceğim. Size Garabalam diyen ablanızı görmeye gideceğim dediğimde dediler ki çiçek götürme abi dediler. Bir kalıcı bir hatıra olsun. Hepimizin birlikte hazırlamış olduğu bu plaketi bizim adımıza, Sevil ablamıza takdim et dediler. Hem Türkiye'mize, hem ülkemize, hem Türk dünyamıza katmış olduğunuz güzelliklerden, kültürümüze, sanatımıza vermiş olduğunuz desteklerden ötürü gençlerimizin hediyesi olan ölümsüz bir hediyeyi size de takdim etmek teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hep plaket almışım ama size selam getirmiş hem de ilk plaketimizdir. Teşekkür ederim. Gençlerimize de benim, bizim arkadaşlarımızın da eline, bu sizlerin de adınadır. Teşekkürlerimizi bildiririk. Bu da Kanal V çalışanları nazarında evet. Ve gençlerimizin emekleriyle hepinize takdim etmiş olduk. İnşallah bir sonraki çalışmada da yine gençlerimize İnşallah. De arkadaşlarımıza da birer İnşallah. Hediye getireceğiz. Ve benim İnşallah. Elim boş gelmedim. Yine kendi yazdığım kitabımdan, 2018'de çıkan Üç Kağıtçı Melekler kitabımdan hem size hem arkadaşlarımıza hem de sanatçımıza birer tane imzaladım. Program sonunda siz takdim ederseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür Buyurun. Ederim. Hepinizin kitabını programdan sonra takdim edeceğim hepinize. Buradadır. Diyelim ki programımızın sonuna doğru geliyoruz ama... Bir eserle de siz buraya gelmişken sizi bırakmayalım. Asla diye bir eser demin Sevil'in mutfağını izlerken provamızı yaptık. Dünya gelip, dünya böyle de gelip böyle de gidecek. Aynen, doğru. Onun için programımızda onu da seni seslendirelim. Tamam. Öyle de programımızı bitirelim. Akırıncı olmasın, akarıncı olsun. Aynen. Yeniden İnşallah. Dilerim ki Moskova'dan geldiğinde yine programa her zaman başımın üstünde yerim var.
Antalya'mızda buyursun, gelirsin programımızda yer alsın. Çünkü çok güzel sesin var yani. Teşekkür ederim Sevim ve Hanım. Çok duygulu, çok yorumlu okuyorsan yani. Teşekkür ederim. Sahne sizinle. Yapamam sevgisiz.